Çok kıymetli, çok muhterem izleyicilerimiz, takipçilerimiz, Profesör Doktor İbrahim Öztürk ve bendeniz Eser Karakaş. Yine huzurlarınızdayız. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz, takip ettiğiniz için. Ben program başlamadan önce İbrahim Hoca'nın bayramını kutladım. O da mukabilinde bulundu. Ama biz her ikimiz de sizlerin Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Bu çok eski, çok köklü bir gelenek. Ben eğer izin verirseniz İbrahim Hoca'dan bu gelenekle ilgili biraz bilgi edinmek istiyorum. Dolayısıyla bu bilgiyi paylaşmış oluruz. Evet İbrahim Hocam, bu Kurban Bayramı geleneği nasıl yaşandı? Nasıl başladı? Nasıl yaşandı daha sonra? Yani Selçuklu'da var mı? Bunlar bana ilginç geliyor. Evet. Hocam, ben de herkesin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını dilerim. Tabii biz de serde İmam Hatiplilik olduğu için o konuyla ilgileniyoruz. Hem de muhafazakar mahalleden geldiğim için tabii ki kurban ibadetinin de içinden geliyorum. Uyguladım, gördüm, bulundum ta çocukluğumdan beri. Tabii malum haliniz, ben son yıllarda işte şu ya da bu gerekçelerle, birçok haklı gerekçeyle dini konudaki duruşumu, hatta bir medeniyet konusundaki duruşumu çok köklü öz eleştiri sürecinden geçiriyorum. Tabiri caizse yeniden inşa ediyorum. Bunu da acizane, ben önemli bir insan değilim ama madem kıymetli takipçilerimiz beni de Zat-ı Ali'nizin yanında eşantiyon olarak takip ediyorlar, Estağfurullah, yanlışın haksızlık O etmeyelim. zaman onlara saygı itibariyle zaman zaman bu öz eleştirimden de bahsetmiş oluyorum tabii ki. Çünkü çocukluğumuz taşrada geçti. Kapalı bir dindar ve ağır dindar ve ağır milliyetçi bir mahallede büyüdük. Karşı mahalleye, hani tırnak içinde karşı mahalle diyorum, varsıl olan, iyi eğitim almış, laik, modern kesimle herhangi bir iletişim kurma şansımız yoktu. Bize ulaşan sahip çıkma elleri hep muhafazakar, o tırnak içindeki taşralı hacı amcaların eliydi. Onlar da bu sahip çıkma aksiyonunu kendi bildikleri kadarıyla, kendi vizyonları ve misyonları ölçüsünde yapabildi ve ortaya benden çıktı, ortaya Recep Tayyip Erdoğan'dan çıktı. Ortaya şu an sizin bir ömür boyu başörtüsü haklarını, fikir hürriyetlerini, yaşam hürriyetlerini savunduğunuz bu türbanlı bacılarım çıktı. Biz çıktık, ürün biz çıktık. Ama bu kesimlerden benim biraz farkım oldu. O da şu: hani şanslıyım ki Boğaziçi'ne gittim. Boğaziçi insanı gerçekten tedavi ediyor. O Anadolu'daki kalıplarını, kireçlenmiş yapılarını bir söküyor. Nasıl söküyor? İyi bir hoşgörü ortamında, İyi bir sevgi, saygı ortamında, demokratik ortamda bizi hani kırçıllarımızı yerine sokup sıkılmış yumruklarımızı yumuşatma ortamını bize verdi. Ben Anadolu'daki bir üniversiteye gitseydim Erdoğan'ın çevresindeki militanlardan biri de ben olurdum. Boğaziçi'ne gitmiş olmak şansım oldu. Devamında kader denk geldi. Japonya'da bulundum, Amerika'da bulundum derken bu 15 Temmuz'da ve dindarların iktidarında görüp yaşadıklarımdan sonra artık o trenden, tabiri caizse demokrasiyi yok etme treninden kendimi canhıraş, can havliyle aşağı atabildim. Ve bu öz eleştirim bunlara dayanıyor. Bunun içerisinde dini ritüeller de var. Hani Kurban Bayramı'nın ta Habil'le Kabil'e kadar indirilen, sonra Hazreti Adem'in oğlunu kurban, Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmesi, artık ne diyeceğiz ona, hikayesiyle devam eden böyle bir süreç. Ama bunu Habil'le Kabil'e ya da çok sonraları İbrahim'in tecrübesine indirgemeden Mısır'da, İran'da binlerce yıl önceden, 5000 yıl önceden, 6000 yıl önceden bildiğimiz bütün medeniyetlerde Tanrı'ya bir kurban verme, Tanrı adına kurban kesme geleneği var. Dolayısıyla enteresandır. Kurbana ne İbrahim'i bir gelenektir diyebiliriz, ne Adem'le Havva'dan bilmem ne başlamış bir gelenektir diyebiliriz. Benim okumalarımdan öğrendiğim şey şudur:
karşılaştığı sorunlara, yani hayatı garantide değil, gıdası garantide değil, güvenliği garantide değil, olup bitenleri açıklayamıyor, korkuyor ve burada bir inançla Tanrı'ya ya bize yardım et veyahut da yardım ettin çok teşekkür ederiz. Bunun bir bedeli olmalı, bir kurban kesmeyle saygısını, teşekkürünü ifade etme şekli hem semavi dinlerin geleneğinde hem de hiçbir geleneğe sahip olmayan Müslümanların belki de putperestlik dediği, ilkellik, arkaiklik diyecekleri bütün geleneklerde var. Dolayısıyla Müslümanlar bunun üzerine oturmaya kalkmasın. Böyle bir gelenek ilkelinin de var, semavi dine ait olanın da var, başka dinlerdekinin de var. Benim ama dindeki yeri konusunu ben de dinledim, oturdum. Profesör Yaşar Nuri Öztürk'ü, Profesör Mustafa Öztürk'ü, ilahiyat profesörleri, başka birçok profesörü tanıdım. Çok tutucu yaklaşımlarla, oldukça modern ve akılcı yaklaşımlar bir arada. Ben tutucu yaklaşımlardan değil, modern yaklaşımlardan daha çok etkileniyorum. O modern yaklaşımlarda Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak, temel kaynaklardan yola çıkarak diyorlar ki farz kesinlikle değil. Farz diyemeyen tutucular da vacip diye bir kategori uydurmuşlar. Uydurmuşlar diyorum çünkü dinde vacip diye bir kategori yok. Bir şey ya emirdir ya da nafiledir. Keyfe kederdir. Canın istediğin kadar namaz kılabilirsin. Sana kimse niye bu kadar kılıyorsun diyemez. Çünkü benim canım kılmak istiyordur. Ama zorunlu kısmı farz olan kısmıdır. İşte kurbana farz diyemeyenler yahu sünnet de dersek, nafile de dersek millet de yapmaz bunu diye durun buna bir kategori uyduralım diye vacip uydurmuşlar. İslam'ın köklü geleneğinde vacip diye bir ibadet yoktur. Ya farzdır ya da nafiledir, keyfidir yani. Dolayısıyla kurban büyük oranda hac ibadetindeki hacıların ihtiyaçlarını gidermek, ikram ve izzette bulunmak üzere peygamberin de kestiği bir şeydir. Onun dışındaki özel hayatında peygamberin pek kurban kestiği görülmemiştir veyahut da çok az görülmüştür. En azından sistematik olarak yapılmamıştır. Bütün Müslümanların saygı duyduğu İbn Abbas gibi peygamberin yanında alim olarak büyümüş, yetişmiş olan İbn Abbas da peygamberden sonra yahu bunu durup dururken farz haline getireceksiniz neredeyse. Ben bunun farz ve bağlayıcı bir ibadet olmadığını göstermek üzere kesmiyorum diyerek bu yanlışın önüne de geçmeye çalışmıştır. Dolayısıyla dindeki yeri de bu. Bir de bir çağdaş insan olarak hani dinle de birleştirerek kendi görüşüm izninizle bir cümleyle söyleyeyim. Bu bir ihtiyaç olmaktan çıkmıştır. Tam tersi şehirlerimizi çevreyi tahrip eden, berbat eden, yılın sadece 3 gününe sıkıştırıldığı için milyonlarca insanın keserek yönetilemeyen bir ölçeğin ortaya çıkmasına, bahçelerin bacalı, hocam bir değil, 16 değil, 160 değil, 1600 değil, 16 bin kişi bu kurbanda yaralandı. 16 bin kişi. Hindu tapınaklarına girip çıkarken milyonlar birbirine ancak bu kadar yaralıyorlar. Yahut da şeytan taşlamada. Bu utanç verici gösterilere, manzaralara da gerek yoktur. Bir de fakiri düşünenler ayrıca bunu yılın herhangi bir zamanında hangi ihtiyacı varsa onun için kullanmak üzere para olarak da verebilirler. Zaten Avrupa'ya sığınan Müslümanlar Avrupa regülasyonlarına sığmadığı için hem de ucuz olduğu için Afrika'da sipariş ederek kestiriyorlar. Burada da güzel bir şark kurnazlığını oturtmuşlar. Benim kendi açımdan kurban ibadetinin devrimvari tevhid dini olan İslam'da birçok şey İslamiyet kendinden öncekilerden farklılaşmak, ayrışmak eğiliminde olmuştur. Yahudi'ye muhalefet yapmak için Müslüman bıyığını kısa tutacak, sakalını uzun tutacak, böylece Yahudi'den ayrışacak diyenlerin putperestlerin de kestiği kurbanı Allah'ın emridir diye bize çakmaya çalışmasını ben kabul etmiyorum. Dolayısıyla İslamiyet'in devrimvari yaklaşımının akılcılık rasyonalitesinin boyutundan baktığım yerden kurban ibadetinin misyonunu tamamlamış bir güçlü gelenek olarak kabul edildiğini düşünüyorum ben. Kurban bayramı ile ilgili diyeyim en azından başka bir şey daha sormak istiyorum. Görüşünü almak istiyorum bir şey. Bir seküler mahallenin maalesef Türkiye'de
din kültürü sıkıntılı. Din bir kültür. Yani en azından böyle bir boyutu var. Hocam jenerik cehaleti söyleyelim. Bu sene de Kurban Hacca denk geldi. Onu söyleyecektim işte. Şimdi ben onu söyleyecektim. Bu sene de Hac mevsimi Kurban Bayramı'na denk geldi diye Sabah Gazetesi'ydi bunu yapan. Şimdi bambaşka bir Sabah Gazetesi var tabii ama o zaman o başlatan Sabah Gazetesi'ydi. Ondan sonra fakat şimdi bu sene Haç'ta bir olay oldu. Şimdi bu bir ibadet değil mi? Evet. Tabii Suudi Arabistan bunu bir şekilde düzenliyor. Belki başka ülkelerle anlaşmalar yapıyor şudur ama bir inançlı Müslüman yani hacca gitmek istediğinde kendi olanakları gitmesi. Şimdi Diyanet'in yolunu izlemeyen yani Diyanet'in üzerinden hacca gitmeyen insanları tutuklattı Diyanet şeyde. İhbar etti şeye. Ve onların Suudi'ler onları gözaltına aldılar. Yani insan bir vize uyduruyor. Vizeyle giriliyor tabii Suudi Arabistan'a. Özellikle ondan sonra. Bir şekilde Suudi Arabistan'dan vize almışlar. Ve gitmişler. Ama Diyanet'in kotası dahilinde değiller yani. Diyanet'in şeyine girmemişler. Sistemine dahil olmamışlar. Diyanet de bunları şeye bildirmiş. Suudi Arabistan'a bildirmiş. Suudi Arabistan'da bunları gözaltına aldı insanların bir kısmı. Bu nasıl bir şeydir? Hocam burada biliyorsunuz temel ibadetlerin kabul olma ve farz olma koşulları da bir şey var. Birinci madde farz olma koşulları, ikinci maddede kabul olma koşulları. Şimdi bir kere hac ibadetinde sadece maddi imkanının yerinde olması, gittiğin zaman arkadaki aile bireylerinin geçim sıkıntısı yaşamayacak halde kalması gibi koşulu yok. Aynı zamanda yol güzergahındaki güvenlik, özgürlüklerin de garanti altına alınmış olması gerekiyor. Cengiz Kallek diye bir ilahiyatçı var. İslamcı kesimin tanıdığı bir kişidir. Ben de kendisini tanırım. Akademik ciddiyetini ve insanlık erdemlerini de bilirim kendisinin. Bunun bir kitabı yazdı. Hazreti Muhammed döneminde piyasa diye. Yani o dönemdeki ekonomik yapıyı kendine göre inceledi. Ben o kitabı okudum. Gerçekten modern iktisat literatürünü kullanarak çok güzel bir çalışma yapmış. Ve Kur'an-ı Kerim'de de var. Yani Kur'an-ı Kerim'de tekelleşmeye karşı çok net bir tutum vardır. Ve pazar yerinde fiyatların arz ve talep mekanizması tarafından temelde belirlenmesi gerektiğine dair de kesin yaklaşım vardır. Peygamberin de bu doğrultuda bilinen bir uygulaması vardır. Yani ben fiyatlara müdahale edemem, fiyatlara Allah karar veriyor. Gerçi rezil olduk böyle bir bilgiden sonra geldi. %120 enflasyon üreten Recep Giller de gördünüz mü dinimizde de böyle enflasyonu biz yaratmıyoruz ki bunlar Allah yapıyor diye oraya dayadılar sıkı bir şekilde ama ikisi tamamıyla farklı şeydi tabi. Dolayısıyla Diyanet hocam 6.000 ile 8.000 dolar arasında bir fiyata yaptırıyor hacı. Dünyada en pahalı hacı yapan Türk hacılar. İlaveten bu parayı vermiş olmalarına rağmen bazıları 10 defa gidiyor, bazılarına bir defa bile gelmiyor. Çünkü ilaveten Diyanet'i tekel haline getirmekle kalmamışlar, bir de orada çok paralılara yönelik özel bir hat açmışlar, nüfuz hattı açmışlar. O kişi her sene turizme gider gibi parayı bastırıyor, gidiyor hacca, hiç gidemeyenler de bir türlü kura çekimlerinde kendilerine o sıra gelmiyor. Dolayısıyla haccın gereklilik şartlarında bir de seni şikayet ettiklerinde yani bu tekelin içinden geçerek Diyanet'e bu parayı kaptırmazsanız özgürce, özgür iradenizle hacca gidip haccınızı yapma şansınız yok. Ve şikayet edilirseniz hapse giriyorsunuz. Şu an o şikayet edilenler hapiste biliyor musunuz hocam? Şu an onları kurtarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla bu mevcut yapısıyla Türkiye'deki hacılara, insanlara hac farizası İslam literatürünün içinde söylüyorum düşmüştür. Çünkü özgürlükleri ve iktisadi tercihleri kapatılmış ve bir tekele mahkum edilmişlerdir. Ona uymazlarsa da sonları hapiste bitmektedir. Hac farizası üzerlerinden düşmüştür. Diyanet'in de
devlet diyanetinde, devlet dininin de düştüğü rezil, kepaze halleri böylece görmüş oluyoruz. Hacı soymak ve ihbar etmek. Ben bu haberi duyunca tüylerim diken diken oldu yani. Korkunç hocam. Oraya kendi olanaklarına giden şeyleri diyanet ihbar ediyor. Yani benim tekelimi kırmasınlar demeye getiriyor. Evet. Zorluk yaşayacaksan ben yaşayacağım. Sana ne? Değil mi hocam? Tabii ya, böyle bir inanamadım yani, gözlerime kulaklarıma inanamadım. Televizyonda gördüm ben bu haberi. Bir Türk televizyonunda. Gözlerime inanamadım. Öyle hocam. Yani biraz önce sayın hocam, izninizle şu kurbanla yani çocukluğuma gidiyorum ve oradan da bir cümle söylemeyi çok gerekli görüyorum. Dindarlar şöyle bir saçmalığa inanmışız öteden beri. Efendim, insanoğlunda kan dökme eğilimleri vardır. Kurban keser de orada kan dökerse işte zaten Allah İsmail'i kurban et demişti. Son anda dur bir dakika, İsmail'i değil. Aha tamam, sen gösterdin aidiyetini, sözünü tuttun, helal olsun, bravo sana. Ben şimdi sana bir koç veriyorum, koçu kes. Böylece insan kesmeyelim, insan kanı dökmeyelim, insanın ömrünü, insanın hayatını aziz kılalım demiş oluyormuş. İşte kurbanda kan dökmesini gören insanoğlu insan cinsini öldürmezmiş, katletmezmiş. Onun için bacak kadar çocuktuk, hepimizin hayatı geçti orada hocam. Kanımız tutulurdu, çekilirdi. Tüylerimiz diken diken olurdu. O hayvanlar yanımızda yerlere yatırılırdı. 10 kişi üzerine çökerdi. O hayvanın gırtlağından kanlar fışkırırken, o hayvan böğürürken, çırpınırken bacak kadar çocuklar olarak göceleri kabusumuz olurdu, bize seyrettirilirdi o. Utanmadan o kanı alnımıza sürerlerdi. Daha hayvan bacağını çırparken en kalın etlerinden keser, yanımızda kavurma yapar, vahşi yaratıklar gibi o kurbanın yanında yerdik. Bize de yedirilirdi. Ben bunu Müslümanlar sorsun, psikologlara sorsunlar. Artık 21. yüzyılın uzmanlarına sorsunlar bakalım. Şu manzaradan çıkan tekbir sesleri içerisinde kuzusu, koyunu, ineği, sevdiği hayvan kesilen, yanında şu gırtlağından fışkıran kanları, böğüren hayvanı, çırpınan hayvanı, zulmedilen hayvanı gören bu çocuğun empatisi mi artar, yoksa adam kesmek onun için daha kolay hale mi gelir? Daha normal hale mi gelir? Bu çocuğun ruh hali daha cici mi olur? Daha temiz mi olur? Müslümanlar hiç ezberlerini yeniden gözden geçirmeyi düşünmüyorlar. Yeni çağın bilgisiyle, yeni uzmanlık bilgisiyle kimseye sormuyorlar. Tarihin bir döneminde yüreklerine, zihinlerine düşürülmüş bir ezberi asla bir daha revize etmeyi düşünmüyorlar hocam. İşte biz de yaşadık o ortamlardan. Hiç de kimsenin ahlakı düzelmedi, empatisi artmadı. Sabah erken kalkan Müslümanlar yine benzin döküp IŞİD'ciler, Afganistan'da Talibanlar insanlara her türlü zulmü yapıyorlar. Silahla devlet başkanlığı masasında oturuyorlar. Bütün devlet mensupları, cumhurbaşkanından başbakana kadar, bakanlara kadar Taliban kucaklarında gavurun yaptığı tüfekle yaşıyorlar, oturuyorlar, poz veriyorlar. Türkiye'nin Diyanetinin başkanı hutbeye çıkarken kılıçla çıkıyor, İslam kılıçla yayılmıştır, kılıç dinidir diye. İşte bu, şimdi yaşadık değil mi? Dünkü olay duymuşsunuzdur. İki tane delikanlı şeriat tartışması yapıyorlar Türkiye'de. Bir tanesi diyor ki ben şeriat istiyorum. Diğeri de diyor ki ben de şeriata karşıyım diyor. Şeriat istiyorum diyenle ilgili hiç mi gelişme yok? Demokratik laik hukuk devletinde, anayasamızın şeriatı yasakladığı bir ülkede ben şeriata karşıyım diyen çocuk şu an Türkiye'yi dün terk etmek zorunda kaldı, öldürülecek diye, tutuklanacak diye. Dolayısıyla bunlar bir makine çarklarının dişleri gibi iç içe geçmiş durumda hocam. Kurbanı da bu anlamda bu hoşgörüsüzlük kültürünün, bu tahammülsüzlük kültürünün, bu vurun, söyletmeyin, konuşturmayın, konuşursa hayat hakkı yoktur, kellesini uçurun diyen bir kültürün parçasıyız. Herkesi öz eleştiri yapmaya, atalardan gelen kabullerini 21. yüzyılın verileriyle, vicdanı ve ahlakıyla yeniden gözden geçirmeye davet etmek gerekiyor bu Kurban Bayramı münasebetiyle. Hocam, bu Kurban Bayramı başka konulara geleceğim ama başka şeylere de vesile oldu. Mesela Sayın Erdoğan'ın çok gırgır bulduğu bir bayram mesajı var. Şimdi bayram mesajında şöyle diyor.
özetleyerek söylüyorum. Türkiye bir sürü sıkıntısı var diyor. Enflasyon örneği de veriyor. Ama tüm bunların nedeni, daha doğrusu enflasyon nedeni olarak şunu söylüyor. Nedenleri sayıyor. Salgınlar diyor. Yani pandemi döneminde salgınlar, savaşlar, küresel sorunlar ve fırsatçılardır diyor enflasyon. Süper. Aynen böyle aldım. Ve dünyada da o yüzden enflasyon çok yüksek seyrediyordu. Cumhurbaşkanı böyle bir, şimdi bu bir metin analizi yapmak lazım buna. Aşağı yukarı böyle bir şey söylüyor. Şimdi bakın ne dedi? Salgınlar, pandemi. Pandemiden çok doğal bir şekilde Erdoğan ve kabinesinin ya da AKP grubunun bir sorumluluğu yok pandemide. Savaşlarda da yok. Küresel sorunlarda da yok herhalde, değil mi? Yani ne bileyim ben, Güney Kore, Kuzey Kore arasındaki husumette Erdoğan'ın bir payı yok. Küresel fırsatçılarsa ondan fırsatçılar. Onlar hepsi Mendebur fırsatçılar. AKP'nin içinde fırsatçı olduğunu hiç zannetmiyorum, düşünmüyorum. Öyle düşünülür mü? Şeyden Allah korusun. Şimdi demek ama enflasyon var diyor işte. Bunların nedeni. Ya buradan ne çıkıyor benim ağzım? Bizim enflasyonda hiçbir şeyimiz yok diyor. Hatamız yok. Eğer bu fırsatçılar olmasaydı, salgınlar olmasaydı, savaşlar olmasaydı, küresel sorunlar olmasaydı Türkiye'de enflasyon olmayacaktı. Ama Amerika'da da oldu bunlar. Amerika'da küresel sorunların içinde. Salgın Amerika'yı da çok sert vurdu. Savaşlar Amerika'ya çok etkiliyor. Doğrudan etkiliyor üstelik yani. Ama orada enflasyon %2'ye düştü. Avrupa Birliği'nde %2'ye düştü. Peki bu şeyler, salgınlar, savaşlar, küresel sorunlar Amerika'yı, Avrupa Birliği'ni şey mi geçtiler? Bugün çok ciddi bir savaşın içinde olan Ukrayna'da enflasyon Türkiye'nin çok 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 altında. Yani şimdi bu nasıl bir mantıktır bu? Ve sonra meşhur lafını etti. Enflasyon canavarı dedi. Yani enflasyon canavarı ne demek? Bir mağaradan çıkıyor adam yani. Bilmiyorsun. Bir anda çıkıveriyor mağaradan canavar ve enflasyon getiriyor Türkiye'ye. Ama bu enflasyon, bu canavarın o mağaradan çıkmasında ne Sayın Erdoğan atadığı Merkez Bankası Başkanlığı'nın hiçbir kabahati yok. Erdoğan'ın hiçbir kabahati yok. AKP'nin hiçbir kabahati yok. Hiç kimsenin yok. Bir fırsatçılar var Türkiye'de yani. Bizim kendi dünyamızdan işte fırsatçıların ne? Böyle bir cumhurbaşkanlığı, böyle bir yürütme erkeği olabilir mi ya? Yani bir şey Türkiye'de kötü şeyler oluyor, olmuyor değil. Ama bundan biz sorumlu değil, dünya sorumlu. Bu nasıl bir yönetim anlayışı? Hocam şimdi enteresandır. Yani bu durumda Erdoğan'ın hak ettiği bir konuşma şekli var ama sizinle yaptığım ortak programda bu hak ettiği konuşma şeklinden içtinab edeceğim. Gönüllü olarak kendimi sansür edeceğim. Ama yine de espritüel kültürümüz bize bu konuda laf etme imkanı sağlıyor. O da Şener Şen filmleri. Şener Şen yatakta karısını aldattı, başka kadınla yakalanınca ve karısı odada baskın yapınca ne diyordu? Kim lan bu koydu bunu bu yatağıma? Kim bu yanımdaki? Sonuna kadar inkar ve olay mahallinde bulunmamak üzerine kurulu. Yaz kızım, 10 torba çimento. Bir ton demir, kız onun için gelmiş ya sekreteryasını yapmak için. Recep Tayyip Erdoğan memleketin ırzına geçtikten sonra baskın yemiş durumda. Şu an yaz kızım şu kadar çimento rolüne geçmiş durumdadır. Kim lan koydu bunu yatağıma rolünde? Helal olsun. İyi beceriyor bu işi. Ama yani bunun alıcısı var mı acaba Türkiye'de? Bunu demek. Var ki diyor. Kaç defa aynı konuşma yapılabilir? Evet, kaç defa tek haneye enflasyonu düşüreceğiz diyor. Yani halkımız sadece bir cümleyi aklında tutsa anlıyorum. Hafızası sağlam değil. Ama bir cümleyi tutabilirler ya. Ya bir yalan kaç defa tekrar edilebilir ya? Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç alınamaz. Sadece şu cümleyi tutsun aklında ya. Bak Erdoğan şimdi siz söylediniz de aklıma geldi. Kendisi bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Dedi ki enflasyon dedi çok hızla düşecek dedi.
İş ama dedi, işin ucu geliyor geliyor faize davranıyor. Faizle ilgili yeni adımlara hazırlanıyoruz. Enflasyon daha da iyi olacak dedi. Şimdi milletimiz böyle bir hop diye yerinden fırlamış olması gerekmez mi? Belli ki Eylül'de, Ağustos'ta, Temmuz'da, Eylül, Ekim'de enflasyon bir %50 bantlarına kadar geri gidecek. Ama o kadar sonra tekrar çıkacak. Şimdi Erdoğan bunu kullanarak tamam haydi faizleri düşürüyoruz diyerek şu benim meşhur hipotezimi doğrulayacak. Erdoğan bir enflasyon mücadelesi yapacak bir kişi değildir. Bu çok zor durumda kaldığı için makul miktarda bir dahaki seçimde dağıtacağı kadar rezervlerde para biriktirene kadar milletimizin de o meşhur hafızasızlığına sığınarak son anda verdiği rüşvetlerin hep işe yaradığı tecrübesini de dikkate alarak geçici bir tutum takınmıştır. Türkiye'de kimse enflasyonun yıllık %40'ların altına inmesini de beklemesin. Hayat pahalılığındaki bir yavaşlamanın da hiçbir şekilde geleceğini kimse ummasın maalesef. Ama ilginç yani, bilmiyorum. Utanıyor insan değil mi? Onun adına utanıyor insan. Bakın ama yani bu enflasyon hakikaten çok büyük bir bela Türkiye'nin başında. Mesela şimdi bunu sadece bir gelir bölüşüm meselesi değil. Mesela şimdi ev sahipleri 6 aylık kira kontratları yapmaya başlamışlar. Ya. Daha ötesini göremiyorlar. Şimdi böyle bir facia olabilir mi? Bir ev tutuyorsun. Taşınıyorsun yani. Ya. Yani eskiden yani benim anneannem kuşağı. Tabii İstanbul'un yangınlarını görmüşler falan. O bir kuşak yani onlar. 19. yüzyılda doğmuş insanlar. Meşhur İstanbul yangınlarını en azından işitmişler falan. Şey derdi. Üç taşınma bir yangın derdi. Ha şu cümleye bakın. Wow. Üç taşınma bir yangın derdi. Şimdi kolay bir iş değildir taşınma. Ya. Evet. Şimdi adam bir eve taşınıyor fakat kira kontratını 6 aylık yapıyor. İnanılmaz. Göçebe kültürü böyle bir şey ama bunu enflasyon zorluyor. Hocam bir 2001 krizinde bu konularda hiç olmasın döviz piyasasına şu anki gibi tehlikeli bir müdahale yapılamadığı için hiç olmasın insanlar Türk lirasının yerine dövizi ikame etmişlerdi. Ev kirasını döviz üzerinden alıyordu ve kontrat uzayıp gidiyordu. Aynen. O bile daha iyiydi. Şimdi artık bundan da geçtik. Evet. Yani hiçbir sabit değere gönderme yapamıyorsun şu anda. Ya. Çok korkunç bir şey yani bu. Ben çok üzüldüm. Ama Türkiye bu yani. Şimdi sen bunu anlatıyoruz. Cumhurbaşkanının bayram mesajı bu yani. Ben suçsuzum kardeşim diyor. Yani Hristiyan kültüründe mea culpa diye bir şey var. Yani böyle bir gelenek var. Mea culpa. Yani culpabilityden geliyor. Ben suçluyum. Yani şimdi bu bizde galiba bu tam tersi. Yani ben laüselim. İyi kullanıyor muyum kelimeleri? Ben laüsel. Aynen öyle. Şimdi ya Allah, ya bir kere de kabul et ya. Bu enflasyon denen belayı ben çıkardımsın başınıza de ya. Özür dile. Ya. Hocam o yüzden bu kiliseye gidip günah çıkartmak ile Müslümanlar arasında aman suçunu günahını fahş etme duyulmasın yaklaşımı ne kadar birbirinden farklı değil mi? Şimdi kilisede gidip günah çıkartan kişi hiç olmasın papaza karşı karşıya gözünün içine bakıyorsun. Hiç olmasın oradaki içtenliğini, pişmanlığını göstermek zorundasın. Ona ikna olması lazım adamın. Ya bu gerçekten nadim ve pişman oldu. Yüzü kızardı. Yüzündeki mahcubiyeti, derin pişmanlığı görüyorum. Tamam insan hata yapar, bir daha yapma falan filan. Müslümanlar da diyor ki niye fahş ediyorsun günahını? Sürdür git. Bakın bugün onu bütün her günkü hadiselerde görüyoruz değil mi hocam? Bütün kaygı halk duymasın üzerine kurulu. Aldat ama duyulmasın. Çal ama duyulmasın. Soy ama duyulmasın. Dolayısıyla bir utanmazlık kültürü suratlarında meşin haline dönmüş olarak katman katman kalınlaşıyor suratlarında. Reyhan'ın o şakası çok güzel. Allah utandırmasın dediniz diyor. Duanızı kabul ettik. Tamamen utanmaz hale geldiniz diyor. Kim demişti onu hocam? Sıcı Süreyya Önder dedim. Süper, muhteşem.
Allah dedi, büyük Allah dedi, sizin bu duanızı kabul etti. Allah utandırmasın dedi diye başladınız her şeyi dedi. Böyle bir hale getirdi ki siz utanmaz hale geldiniz. Evet, evet, evet. Çok güzel bir şey. Çok iyi bir, çok güzel bir şey bu. Hocam düşününsenize, yani bilmiyorum sırası mı ama yani şimdi bu Ayşe Ateş konusuna girecek misiniz bilmiyorum bugün. Ama girmeyecekseniz izninizle... Çünkü Türkiye'nin bir şeyi o, çok... Yani her şeyin göstergesi o. Kristalize oluyor. Her şey. İçin diyorum, tam da konuştuğumuz bu utanma kültürü üzerine. Şimdi türbanlı bu bacım dün Cumhurbaşkanı'na bir çağrıda bulundu. Sayın Cumhurbaşkanım, çocuklarımla geldim, sana sığındım, çocuklarımın başını okşadın ve biz hocaya Ece gittiğimizde çocuklarım ilk defa benden ayrı olarak odalarına gitti, yattılar. Siz öldürülmeyeceksiniz müjdesini bize verdiğiniz için. Ama şimdi görüyorum ki peşimdeler, örgütlü olarak MHP teşkilatları, ülkücü teşkilatları bizi öldürecekler. Sayın Cumhurbaşkanım, sıra bana geldi, lütfen yardım eder misin? Çocuklarım annesiz kalmasın, beni de öldürecekler. Adaletten kimse bir şey beklemiyor. Saraya yalvarıyor. Sarayda diyor ki senin hayatta kalman ya da öldürülmen benim siyasi ikbalimde nereye tekabül ediyor ki? Erol Olçok da 4 çocuğuyla Cumhurbaşkanı'nın kollarını dibinde fotoğraf çektirdi. Aileden bir parçaydı. Evladı gibi muamele görüyordu. 15 Temmuz'da onu yanına Tayyip Furkan'ı da vererek ondan sonra köprüye gönderdi. O fotoğraf çektirdiği ailesinin parçası yaptığı adamı. Arkadan Sırp nişancılara benzer nokta atışı yapanlar tarafından enselerinden vurulup öldürüldüler. Adına da bunun FETÖ dediler ondan sonra. Şimdi Ayşe'yi görüyorlar. Şimdi ben AKP'de siyaset yapan şu türbanlı kadınlar, artık gemicikleri olan, yatları, katları olan, artık kollarında taşıması mümkün olmadığı için kasalarla, sandıklarla taşımaya başladıkları altınları, gümüşleri olan bu kadınlar, yahu siz bu mücadeleyi mi vermiştiniz? Ya türbanınızla üniversitede okuyamıyoruz derken neyin mücadelesini vermiştiniz? Her şeyi gördüm de şu Ayşe Ateş'in, Sayın Cumhurbaşkanım beni de öldürecekler, çocuklarım annesiz kalacak diyen bu kadının suçu nedir? Kocasının katili ortalıkta dolaşıyor. Rabia Naz'ı öldüren katil, AKP'li katil nasıl ortalıkta dolaşıyorsa Ateş'in katili de ortalıkta dolaşıyor ve yargı işini yapsın diyor. Ve kadın bunun için öldürüleceğim diyor. Hocam şimdi araya bir şey, bir parantez açıyorum. Bu hafta izlemişsindir CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le iki MHP'li, üst düzey iki MHP'li İzzet Ulvi Yöntel ve Semih Yalçın arasında çok sert bir şey oldu. Mesajlaşma oldu ama çok sert. Ve çok açık tehdit gitti şeyden, bu iki MHP'den, İzzet Ulvi Yöntel ve Semih Yalçın'dan. Yani açık tehdit edildi şey, CHP Genel Başkanı. Açık tehdit. Evet. Şimdi bayramda bu iki, başkası da değil bak, üçüncü bir şahıs yok. Bayramda birinci gün bu iki kişi şeye gittiler. Devlet Bahçeli ziyarete gittiler. Ve Devlet Bahçeli'ye bir tabanca hediye etti. Fotoğrafları var. Bayram kutlaması. Tabanca hediye ettiler. Şeyin içinde böyle hani plaketler böyle bir şeyin içine konur ya, böyle iç alt tarafı kadifeden, bir kadifeden kesesi diye. Yani tam kadifeden kesesi bir şey. Bir tabanca hediye ettiler. Ve bu mesaj olarak geçti bir şeye. Bu nasıl bir şeydir ya? Bir iktidarın ortağı, bir koalisyon var şu anda Türkiye'de. O koalisyon ortağı, küçük ortağı bayramda genel başkanlarla ikisi mesaj olarak tabanca hediye ediyor. Paralel yapı diye Gülen'den boşalttıkları yere ne kadar katil, uyuşturucu çetesi, mafya yapılanması varsa yüce devletimizi bunlarla doldurdular. Ellerinde hayırlı uğurlu olsun şimdi işte. Yani ben çok açık söylüyorum, MHP ve ülke ocakları şu anda Türkiye'nin ülke bütünlüğüne, ülkenin dirilik ve düzenine karşı çok ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı.
MHP mutlaka, hani onun MHP'nin başka bir partiyle ilgili kullandığı bir tabiri kullanacağım. MHP mutlaka terörle arasında mesafe koymak gerekiyor. Ya. MHP'nin çok sevdiği bir tabirdir. Bu çok kullanıyor başka partiler için. Ben de aynı şeyi MHP için kullanmak istiyorum. Terörle arasında mutlaka mesafe koymak ve içinde teröre bulaşmış insanları da çıkarıp ayıklamak zorunda. Şu Erdoğan nasıl utanmadan CHP'ye ziyarete gitti hocam? Daha birkaç bir ay önceki seçimlerde CHP Kandil'le işbirliği yapıyor, PKK'nın arka bahçesi olanlarla kucak kucağa yaşıyorlar dediği partiyle siyasi yumuşama, kardeşlik, dostluk kurmak için nasıl kalktı da CHP'ye gitti? O gidince mi meşru oluyor? O gitmeyince, o terörist deyince terörist mi oluyor insanlar? Bilemiyorum. Ben hakikaten bu insanları anlamakta çok zorlanıyorum. Nesinin şeyi bu yani? Neyin yumuşaması? Neyin normalleşmesi? Özgür Özel'in modeli de iki ayını dolduramadan çöktü gitti. Evet yani. Yani bilmiyorum çok o şu biraz önce anlattığım bu Sabancı sahnesi beni çok ürktüm yani ben bundan. Tabii ki hocam göstere göstere yapıyorlar hocam. Yani şimdi sen o Sabancı şeyini Sinan Ateş'in eşi de gördü. Ayşe Ateş Hanım da gördü. Yani şey yapılacak bir şey. Yani çok gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Ne diyeceğim de bilemiyorum. Yani hocam dolarda bir hafif bir şey var. Bunu nasıl yorumluyorsun? Ya hocam benim kanaatime göre şöyle. Şimdi hani şakasıyla söylemek gerekirse Erdoğan baktı ki temerrüt faizi gibi faiz veriyoruz ve yabancılar geliyor. Bu temerrüt faizinden de rezerv biriktiriyoruz. Buna rağmen doların düşme eğilimi, TL'nin daha da değerlenme eğilimi ortaya çıktı. İhracatçı ve üretici işte enflasyon farkı ortaya çıktı ama vermeyelim bunların enflasyon farkını ki enflasyonla mücadele edebilelim dediği bir ortamda dövizin değer kaybetmemesi lazım diye kaygılanınca herhalde dedi ki ya mikserlik görevi benim, ben bu işleri iyi yaparım. Çıktı dedi ki faiz düşüreceğiz anlamına gelecek. Ne olduğu anlaşılmayan ama hafızamızı, şuur altımızı yokladığımızda ne demiş olabilir? Faiz düşüreceğim demiş olabilir diye tercüme edildiği için Erdoğan demek ki bu programdan çıkıyor. Türkiye, ama bu çok tehlikeli bir sinyal hocam. Yabancılara demiş oldu ki sakın getirdiğiniz sıcak para öyle aldanıp da yatırıma matırıma yönlendirmeyin. Yarın alıp kaçacak şekilde tutun elinizde. İnanılmaz bir gol attı kendi hanesine. Mehmet Şimşek'in aylardır inşa etmek istediği şeyi tek çırpıda darmadağın ediyor böyle yapınca. İşte buna tepki olarak da döviz anında tepki verdi. Hani hangi ekole talipseniz oradan bakabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki gördünüz mü Erdoğan'ı? Bak ufak bir fiske vurarak döviz piyasasında dengeyi kurdu. Ne güzel. Ama benim gibi mainstream iktisatçıysanız ve Erdoğan'ı tanıyorsanız Erdoğan huysuz inek gibi verdiği sütü iki çifte vurdu döktü üstüne başına diye yorumlarsınız. Ben de zaten eski kararını vurguladı, ilginçtir. Yani Türkiye açıklama yaptı. Yani Türkiye hala ve asla yatırım yapılabilir bir ülke değildir. Aşağı yukarı hala çöp yine Türkiye. Tabii yani. Onu, ama yani bunu vurguladı. Şimdi niye vurguladı bilmiyorum. Bir daha vurguladı. Bu da önemli bir şey. Üstelik şimdi 9 günlük bir bayram tatili var. Bu 9 günlük bayram tatilinde insanlar genellikle ellerinde döviz varsa bir yerine tatile gittiler. Onları dövizini bozdurup, yani Türkiye için tatile çıktı insanlar ağırlıklı olarak. TL'ye çeviriyorlar. Tatile gidiyorlar. Yazına giderken dolar almıyorlar yani. Buna yani o ne demek? Buna rağmen arttı. Buna rağmen artış gösterdi yani. Dolar bu. Tatil dönüşü bir de bunun borsada nasıl bir sonuç vereceğini de hesaplayalım lütfen. Evet. Bakın evet. Mehmet Şimşek'in o işlemlerden binde iki vergi keselim şeyinden dolayı 12 bin bandından birkaç gün içerisinde 10 bin bandına düşürdüler o borsayı. Şimdi Erdoğan'ın bu cümlesiyle de gerçi ondan vazgeçtiler o işten tepkiyi görünce ama Erdoğan'ın bu faiz düşürmeyi
ihtiva eden cümlesinden sonra acaba bayram dönüşü, bir de uzun yaz tatili öncesi borsayı nere çekerler, herkes otursun böyle bir düşünsün bunu yani. Borsada bağlı kalarak bu sürece yakalanmamak gerekir diye ben kendi açımdan söylemek isterim yani. Hocam bana ilginç geldi. Ben herkese özel değil, ben herkes üye olabiliyor. Amerikan hazinesinin şeyle yayınlarına üyeyim. Yani mailime gönderiyorlar. Aşağı yukarı yayınlamış oldukları bütün bildirileri, şunları bunları her gün geliyor. Yani istemediğiniz kadar. Çok bir şey geliyor. Bugün en bu sabah gelen, o da bayram değil tabii yani. Bu sabah gelen şeyde ilgimi çekti bu. Yani Amerika'dan geliyor. Hazine ve IRS dedikleri yani bizim gelirler idaresi başkanlığı. Amerika'nın gelirler idaresi başkanlığı yani vergi şeyi. Türkiye'nin karşılığı gelirler idaresi başkanlığı. Beraber bir açıklama yapıyorlar. Diyorlar ki büyük zenginlerin ödemekle mükellef oldukları vergileri belirli loophole diyor. Yani yedikler açarak oralardan bunu kaçırdıklarını biliyoruz, görüyoruz. Buna karşı önlem almak için hazine ve gelir IRS, yani Internal Revenue Service, yani gelir idaresi başkanlığı bunun için şeye başlıyor, çalışmaya başlıyor diye açıklama yaptılar. Mesela altta da şimdi dediğim diyor ki giderlerini çok abartıyorlar diyor. Enflasyon artık düştü, enflasyon sanki enflasyon yüksekmiş gibi hala hani vergiden şey yapmak için mahsup ettikleri giderlerde muazzam suni artışlar gözlemledik diyor. Bakın Amerika dünyanın en büyük kapitalist ülkesi değil mi yani şimdi? Yani şey birilerinin tabiriyle neoliberal ülkeden bahsediyorum onun için. Zenginlerin vergilerle nasıl göz dikmiş vaziyette devlet. Az vergi veriyorlar diyor. Bizde mesela ama çok ilginç bir şey. Bizde işte mesela hazine işte oldu. Sen geçen hafta çok güzel söyledin yani. Türkiye'de benim diyen maliyeci bunu söylemiyor. İşlem vergisine bir eleştiri getirdin. Çok doğru bir eleştiri yani onun. Ama bu senin bu getirmiş olduğun o eleştiri işlem vergisine bunu düşünemeyecek misin? Bu sıra bunu kaldırmasa kimse Türkiye'ye tepki vermedi. Sendikalarla vermedi. Sendikalar senin yaptığın türde bir analiz yapmıyorlar çünkü. Ama hiç kimse tepki vermedi mesela. Halbuki borsa coştu gidiyor. Çok büyük paralar kazanılıyor orada bir kısmında. Ama mesela onu bir şey aldılar. Bu çok, herkese öneriyorum. Yani bu Amerikan hazinenin yayınlarının üye olun diyorum. İngilizce geliyor tabii yani. İngilizce okumanız lazım. Bu sabah gelen yani İngilizce okuyor. New initiative to close loopholes. Ensure wealthy taxpayers pay what they owe diyor. Ödemekle mükellef oldukları vergileri doğru ödemeleri için en wealthy, en müreffeh kesime uyarıda bulunuyoruz. Onu sağlayıcısı diyor. Tabii ki. Amerika Gelir İdaresi Başkanlığı iddia edilir ki Pentagon'dan da güçlüdür. Amerikan asker ordusundan güçlüdür, Beyaz Saray'dan güçlüdür. Amerika'nın en güçlü kurumu Gelir İdaresi Başkanlığı'dır. Hiçbir şey yapamadılar. Al Capone'u IRS tutukladı sonra, en son olarak 1930'larda. Enteresandır bu zenginler. Bu pandemi ortamında da çok para kazandılar. Ve biliyorsunuz zenginler tabiri caizse bir ortak çağrıda bulundular hükümetlere. Bizden daha çok vergi alın diye. Bizden servet vergisi alın diyen de çıktı. Tabii. Ama bu hayata geçirilmiyor. Bakın Avrupa sağa teslim olmak üzere. Yani aslında küresel sermaye başına ne gelmekte olduğunu görüyor. Amerika'da görüyor. Amerika'nın en büyük iki kurumu, Hazine ve Gelir İdaresi Başkanlığı, bu zenginlerin az ödedikleri vergilerdeki açıkları yakalayıcı istiyor. Küreselleşme gidiyor, serbest ticaret gidiyor, serbest finansal hareketler gidiyor, kar transferleri imkanları gidiyor, mülkiyet hakları ihtimali gidiyor. Bildikleri bütün iktisadi ezberler bozulmaya doğru gidiyor. Dünyada alarm zilleri çalıyor. Hükümetlere gelin bizden daha çok vergi alın diyorlar ama arkadan direniyorlar mı, ne oluyor? Hükümetlerden bunu göze alan bir kişi çıkmıyor. OECD'den de bu konuda ortak bir inisiyatif gelmiyor. Ama oradan gelmezken
bildiğimiz bütün norm ve değerlere, konvansiyonel yönetişim sistemlerine itiraz eden sağın, sorumsuz sağın, bekara karı boşamak kolaydır nef'inden her şeye itiraz eden bu sağın yükselişini seyrediyoruz şu an. Biz Türkiye olarak bunun çözümünü bulduk. Putin de Dışişleri Bakanımıza, Hakan Fidan'a çok iyi yoldasınız dedi. BRICS'e gireceğiz ve Türkiye bütün dertlerinden kurtulacak. Hiç merak etmeyin. Yani BRICS dedikleri işte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika. Öyle büyük müjde Putin verdi. Büyük bir şey, büyük bir zevkle izliyoruz sizin BRICS konusunda attığınız adımları dedi Putin. Hayırlı olsun diyelim. Ne diyeyim yani hocam arkadaşlar. Şangay vardı. Şangay'dan sonra şimdi BRICS çıktı. Doğru. Bu güzel temenninizle de herhalde programın sonuna geldik hocam. Sonuna geldik evet. Ülkemize BRICS üyeliğinin, muhtemel BRICS üyeliğinin hayırlar getirmesini temenni ederiz. Temenni ederim. Ondan sonra hayırlara vesile olsun diyelim. Haftaya konuşalım yalnız hocam. BRICS üyelerini biraz ele alarak, hele orada bir serbest ticaret anlaşması ortaya çıkarsa, henüz yok. BRICS'in genelini kapsayan bir serbest ticaret anlaşması yok. Ama kazara olursa ve Türkiye'de onun üyesi olarak bir serbest ticaretinin parçası olursa, tabutuna kendi elleriyle son çiviyi çakmış olur Erdoğan. Ege adalarında verdiği kapitülasyonları gibi korkunç bir kapitülasyonu kendi elleriyle ülkesinin altını oymak üzere vermiş olur. Onun derdi o değil. Onun derdi siyaseten Batı normlarından uzaklaşalım. Bütün derdi o. İfade özgürlüğü. Anayasasız keyfe keder ülke yönetelim diyor. Aynen hocam. Ya kural benim diyor. O anki çıkarlarım, algılamam, keyfim ne istiyorsa o olsun diyor ülke yönetim şekli. Evet. Çok teşekkür ederim. İnşallah herkese temennimiz sağlıklı günler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hem de bir mekanımızı sunuyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.